Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki her geçen gün nazlı, tripli, kırılgan, küsen, geçmişi unutmayan, sürekli geçmişi gündeme getiren erkek sayısı artmaya başladı. Genelde biz bunu kadınların yaptığını biliyoruz ama aynı şikayetleri ben erkeklerde duyuyorum. Eşim benimle ilgilenmiyor diyor. Eşim beni sevmiyor. Eşim bana değer vermiyor. Ben bunu kadınlardan duyardım. Erkekler daha çok saygı beklerler genelde ve ona bir şey dediğinizde hemen kırılıyor hemen küsüyor bir kenara çekiliyor ve ben ağlayan erkekler biliyorum. Eşi bana bunu dedi diye seans sırasında konuşurken adam ağlıyor. İnanın söylenen sözde ağlanacak bir şey yok. Kadın bir şey söyledi. Adam ağlıyor. Nasıl hocam bana öyle der. Oysa o sözde ne hakaret var ne aşağılama var. Sadece bir durumu anlatıyor. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Lütfen anne babalar dikkat edin. Evlat yetiştirirken dikkat edin. Çocuk hiçbir sorumluluğun altına girmemiş. Anasının kuzusu olmaktan çıkmamış çıkmamış. Annesi her şeyi onun ayağına getirmiş. El bebek gül bebek büyütülmüş. Mesuliyet nedir bilmiyor. Kendi ayaklarının üzerinde durmasını bilmiyor. Hazıra alışmış. Annesi her şeyi ayağına getirmiş. Bu adam evlendiğinde bocalamaya başlıyor. Evlilik sorumluluğunu alabilecek durumda değil. Ve eşinden annelik bekliyor. Annesinin ona yaptıklarının devamlı eşinden bekliyor. Eşi bunu yapmadığı zaman çocuk gibi küsüyor. Çocuk gibi trip yapıyor. Çocuk gibi nazlanıyor. Sen geçen bana niye böyle dedin diyor ve hatta Eşi çocuklarıyla ilgilendiği zaman bunu kıskanan erkekler var. Sen işte o çocukla çok ilgilendin. Sen beni ihmal ediyorsun. Sen bana değer vermiyorsun. Sen beni önemsemiyorsun. Ve maalesef burada bazı kadınlar da şu hatayı yapıyor. Tam da eşinin istediği gibi ona annelik yapmaya başlıyor. Bir de bakarsınız ki annesinin ona yaptığı aynı şeyleri yaparak onu susturuyor. O susunca rahatlıyor. Oh ne güzel diyor. Ama bunun sonu gelmez ki. Bir süre sonra kadın tükendiğini fark ediyor. Diyor. Bunu bana diyen kadınlar var hocam. Bizim evde 3 tane çocuğu varsa 4 çocuğumuz var diyor. 2 çocuğu varsa 3 çocuğum var diyor. Niye diyorum bir tane fazla söylüyorsun? Hocam benim bir, bir tanesi de eşim. Eşim çocuklarımdan daha nazlı, daha tripli, daha kırılgan, daha alıngan. Hatta çocuklarımla bazen anlaşabiliyorum, onu ikna edemiyorum. Arkadaşlar bu olmaz. Erkek evdeki sorunları çözen, güçlü durabilen, sabırlı olan, problemlerin altından kalkabilen Aileyi evirip çeviren kişi demektir. Konum çatışması yaşarsınız. Eğer siz böyle olursanız, bu defa kadını erkekleştirirsiniz. Bütün diğer konular kadına kalacak. Eğer kadın bunları yapmaya başlarsa, bu defa agresifleşmiş bir kadın tipi ortaya çıkar. Anne babaların dikkat etmesi gereken konulardan biri de lütfen çocuğunuzun bir ömür boyu sizin dizinizin dibinde kalmayacağını unutmayın. Onun ileride bir evi yönetmesi gerektiğini sorunları çö öğrenmesi gerektiğini, sorunların altında cebelleşeceğini. Dolayısıyla da onu önceden hayata hazırlamanız gerektiğini unutmayın. İşe gönderin, sorumluluk verin. Kendi sorumluluklarını kendisi yapacak. Bunu yapmadı takdirde bir ömür boyu o nazlı çocuk gider bir başka kadından annelik beklemeye başlar. O evlilik tıkanır. Çocuklar maalesef baba sevgisi ve baba ilgisinden mahrum kalırlar.